Selamlar var sizlere. Aleyküm selam. Halinizi, hatırınızı soruyorlar. Dualarınızı bekliyorlar. Allah da onların halini, hatırını sorsun inşallah. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hizmetten onlardan da bizden de Allah bizi cennette beraber etsin inşallah. Cennette beraber. Zaten dünyada yaşanan hizmetimiz bir. Devamımız bir, hedefimiz bir, gayemiz bir. Değil mi? Hepimizin gayesi bir. Hizmet bir, aynı hizmet. Aynı dava. Değil mi? Aynı hedef. Ama mesela diyelim Hoca Efendi'nin yani doğrusu hizmeti biraz daha genişti yani. Yani bizden daha bin adımı tercih Hoca Efendi'nin hizmeti tercih. Bak şimdi mesela yani ismini bilemediğimiz yerlerde adam mesela okullar açtı yani. Bundan bir 7-8 ay evvel bir istihbaratı gelmişti buraya da. İnkar etmedi istihbaratın geldiğini anlattı da. Dedi ki, ben istihbaratın geldim falan. Dedim, madem sen böyle devletin derin yerinden geldiniz, devletin. Sana bir iki soru, bir iki kelime konuşmak istiyorum. Buyur dedi. Dedim ya, bu devleti idare eden adamlar var ya, he. Bunlardan böyle Hoca Efendi'ye karşı niye böyle bir yanlış tavır alıyorlar yani. Hani? Geldiğinde biraz az ağır geldi ona. Neden hocam dedi, böyle bir az sertçe. Ya ben söyleyeyim dedim. Ben söyleyeyim, sen efendim, ona göre hüküm ver. Buyur dedi. Dedim şimdi bu Hoca Efendi'nin Türkiye'nin Harzim'de okulları var mı? Var. Bu gati mi? Gati. Dedim elimi de yastığa koydum. Dedim İslamiyet burada dursun. İşte o okullarla dedim Türkiye'yi tanıtıyor yahu. Ya dünyaya Türkiye'yi tanıtıyor dedim. Siz bunu ne parayla ne servetine siz bunu yapamazsınız dedim. Ya dedi ne kadar doğru konuşmak hocam dedi. Hakikaten öyle yani. Ya bu dikerdeki bu sayısı okulları İslam yeter orada dursun. Bak Türkiye'nin şerefini artırıyor, Türkiye'yi tanıyor dünyaya. Bu Hoca Efendi'nin hizmeti Allah'ın bir lütfu yani Cenab-ı Hak bir ihsan etmiş ona. Böyle fedakar insanları yetiştirdi. Yetiştirdiği insanlarda öyle fedakarlık var ki onlar efendime söylüyorum bir lokma etmeyle efendime söylüyorum diyelim bize burada günlerce idare edip ve hizmetlerine devam edilir diyelim. Böyle fedakar gençler yetiştirdi. Bu gençler bu esirde hele bakın ki böyle ubudiyetine bağlı bir efendime söyleyeyim ahi güzel devletine bağlı milletin seven sevdiren bir cemaat yetişiyor dedim. Bir cemaat hani buna dedim devlet nasıl buna teşekkür etmeyecek nasıl böyle böyle. Hocam sorulara geçiyoruz da bu Nur Forum'da şöyle bir soru soruluyor. Risale-i Nur ekseninde zamanımızdaki hizmet-i imaniye ve Kur'aniyeyi, hizmette gelinen noktayı, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez nurunu dünyaya ispat etme davasında üstadın beklentisine göre kıyas edebilir miyiz? Edersek eğer hangi noktalardayız? Şu an üstad dünyasının değiştiği vakte her şehirde 2-3 tane nur terbesi vardı ya. Bugün her şehirde binlerce nur terbesi var. Bu noktaya geldi yani. Tebiyatı bugünkü Risale-i Nur Türkiye'yi dikeli taşıdık bu talebeleri. Yani efendim şimdi cemaatlerle efendim mesela bak şimdi artık ustadın sesi o, bugünkü sesi Amerika'dan geliyor ustadın sesi, Afrika'dan gelen ses ustadın sesi, Türkistan'dan gelen ustadın sesi, Afrika'da ustad konuşuyor ya o cümle ne demek yani ya. Mesela ben bir gün kadar Türkiye'yi gezdim böyle bu sene. 3 sene evvel de gelmiştim. Cıvıl cıvıl gençler böyle efendim mesela bir çır gibi geliyor. Allah'a şükür olsun. Yani Tustan'ın dediği Mehdi ya. Evet. Mehdi ya hani bak düşün tabi ya. Şimdi mesela Peygamberimiz Hatam-ül Enbiya. Peygamberimiz Hatam-ül Enbiya olduğu için geçmiş. Onun derecesi geçmiş peygamberlerin üstünde. Peygamberimizi anlatayım değil mi? Ustad da Hatam-ül Evliya. Hatamı Evliya. Evliyadan hatam olsun geçmiş evlilerin üstünde. Risale-i Nur bakın yani geçmiş kitaplara dayanmıyor yani. Hiçbir kitaptan alındığı yok. Mecid hareketi. Müceddit ya yeni. Her mevzu yeni. Hiçbir kitaptan alınmamış. Her mevzu yeni. Efendim sorun o mevzuyu ortaya getiren cümleler orijinal. Yani harika bir şey canım. 6000 sehvelik bir merkez hazinesi. Bize miras bıraktı gitti yahu. Eğer şimdi baktı onu feshediyor. 6000 sehveli bir mektuplarıyla beraber bir merifet hazinesi. Allah Allah. Ustad bıraktı gitti yahu. Bir mesele tabi teftazan da diyelim ahireti ispatta
kitabında bahsetmiş Seyyid-i Şerif. Ama onların bahsettiği ahiret ait olan Seyyid-i Ehler usta da ağaç alına getirdi yani. Onun sözüyle ahiret izahla demek ya. Halika bir şey ki sormaz ha. 10. söz ne demek? Ya 11. söze ne diyesin? Ama sen söyle. Yani ne diyeyim? 25. sözüne Kur'an'ı anlatma. O Kur'an'a ne Allah Allah. Bunlar ne halika şeyle Allah bize ihsan etti. O Almanların Göte vardı mütefekkir. Bilim adamı Göte. O böyle hastalığında artık ihtiyar yani. Talebeler etrafını sarmışlar da o Göte'nin demişler işte size bir arzun aldım yani hani belli sen ahiretlerde o yüzden biz senin bir arzun var mı yerine getirebilir miyiz? Bir arzun var, var var arzun var diye. Bir buyur bak bir yerine getiremezsin diye. Nedir o arzun? Bir avuç merife, bir avuç merife, bir avuç merife. Öyle ben ekleyeyim ki Allah Allah. Şimdi usta bir avuç merife değil de bir denize kadar merife bıraktı. Dedi yiyip içsene siz ya. Hayır. Ama yiyorlar, içiyorlar, yetişiyorlar. Allah'a bin şey olsun. Yani bugüne geldik yani. Hocam ikinci sorumuz, kalksam ve gidilsem kardeşimizin sorusu veya işte Nur Forum'un sorusu. Kitap okumada insibak olur mu? Hususiyet ve Risale-i Nur'un sayılı eserlere bu vecihte bir tevafuku söz konusu mudur? O kati. Mesela hiç şimdiye kadar yazılan eserlerin etrafında hiçbir cemaat toplanmamış ki. Bak Risale-i Nur cemaat topladı eserlerin başında yani. Bak cemaatlerde okunuyor yani. Bak böyle bir şey yok yani. Geçtiler. Yani şimdi Risale-i Nur yani üç kişi bir araya gelir, yüz kişi bir araya gelir. Mesela pazar günü ikinden sonra Muhammediye'de ne kadar insan toplanıyor? Ya 500'den fazla. 500'den fazla bin insan toplanıyor. Bu nerede? Erzurum'a mesul et. İstanbul'da her semtte İstanbul'da kaldım. Her akşam her bir semtte gittim. Tıçırım tıçırım. Hep okumuş kesim. Hiç umut var mı? Şu istihbarın içerisinde en güçlerde İslam'ın sadası olacak diyor. Belli şimdi mesele ehli delalet kısır kaldı. Onların için bir cemaat yok yani. Hep cemaat bizim. Onlarsa da kendileri yaşıyorlar. Onlar peşinde şimdi bütün cemaat bizim. Ondan 3 sene mi olur, 5 sene mi olur Allah bilir. Bir hukuki gösterse Nur talebesidir. Bir edibi gösterse hep oraya gidiyor Allah'ın bir şey olsun. Evet. Evet hocam. İşte bu üçüncü bir soruları var bu kardeşlerimizin. Birçok evliya velayet yolunda seyri sülük esnasında sahip olduğu sırlarını şiirlerinde veya bazı vecizelerinde gizli olarak ifade buyurmalarındaki hikmetler nelerdir? Bu manada Üstad Hazretlerinin de bir takım mahrem sırları ifşa etmesindeki hikmetler ne olabilir? Demek ki yani Cenab-ı Hakk'ın haşmi sırrı var ya, her esire göre bir müceddit gönderiyor. Müceddit veya Mehdi, efendim, Mehdi'den her bir gönderiyor. O zamanki insanların idrakine göre konuşuyor. Mesela Tertazan'ın zamandaki insanlar, başka İmam-ı Gazali zamandaki şeyler başka. Şimdi bu zamandaki insanlar artık elin geldi deyin yerine çıktı yani. Dün deveyle gidildi, bugün 500 bin kişiyi teyyaren alıp götürürsen, internette bilgisayarlar bak bu şekilde. Bu maddi ilim var ya, ona göre de menevi ilim yetiştik Risale-i Nur. Şimdi mesela, bu şu dünyanın cazibe halindedir bu ilmin terakkisi, cezbediyor insanları, değil mi? Evet. Bir taraftan siyaset cezbediyor, bir taraftan şöhret cezbediyor, bir taraftan bu hareket ilim İrfan, yani sen hareketi cezbediyor insanları, ediyor mu? Evet. Ha, işte ona göre manevi bir cazibe lazım ki bunların elinden insanları çeke kultura. Anlatabildim mi? Şöyle söylüyor, o çektim, o çektim, o çektim. Bu kadar gençleri bu esirde efendime söylemiş, ilmi işlerinden, teknikin elinden, sefahatın elinden, sefahat boyu geziyor da Allah'ın şey ki, işte bu ne de o meneviyete şu olan Allah'ın Haşim ismini tezellisi. Tabii Allah'ın Haşim ismini tezellisi ya Allah Allah. Mesela ya tabii öyle efendim. Evet hocam, Hizmet-i Kur'aniye'nin tüm dünyaya açılmasıyla beraber gelen rehavete yönelik açılımlar sonucu
bizler gücümüz şartlarında hangi kıstasları ön planda tutmalıyız? Duaya yoğunluk kazandırama mı, ilim tahsiline mi veyahut ticarette güçlenip hayru hasenatta? Bunun her birisinin yeri var. Bir elimizde Cevşen dua, bir elimizde Risale-i Nur, diğer efendim Resulü'nün önümüzde ticarette şeyiz çünkü manen terakki değiliz, maddeten terakkiye tevekkuf ediyor yani. Manen terakki, buna da ihtiyacım var ya. Bu esirde yani bu esirde yani zenginlik ile cennete gitmesi. Fukaralı ile değil de zenginlik ile gitmez, cennete gitmesi var. Zenginlik lazım bu esirde. Ta şey Efendimiz Resulü'nün başkalarına göre şey yemeyelim. Kıpta edip de filan böyle demeyelim yani. Yani zenginlik de bizim hizmetimize lazım. Anladın mı? O bakımdan yani öyle şey diyor ki İmam-ı Şehrani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Şehrani Rabbani Hazretleri diyor ki sahabe-i kiram hazretleri Peygamberimizin risalet cenahına ortak. Peygamberimizin iki cenahı var. Biri risalet cenahı, biri ubudiyet. Anlatabildim mi? Sahabe-i kiram diyor, Peygamberimizin ubudiyet cenahından diyor, risalet cenahına ortak. Çünkü beraber bu binayı kurmuşlar, dini. Orada. Diyor ki bu risalet cenahına 300 elerden geldi. 300 elerden gelenler hep risalet cenahına ortak. 300 elerde kitaplar yazılmış, mezhepler kurulmuş, hani tefsirler yazılmış. Hadisler mana edilmiş 300'e kadar. Bunlar 300'e kadar olanlar hep Peygamberimizin Risalet cenahına ortak. Anlaşıldı evet. İnşallah. Anlaşıldı 300'e mi? Kadar evet. Risalet cenahı 300'e kadar geldikten sonra Risalet cenahı mansıbını geri çekiyor. Ubudiye cenahı ortaya koyuyor kendini. Ondan sonra hangahlar açılıyor. Tekkeler açılıyor. Öyle am insanlardan evliler evliyalar yetişiyor ki ya sayısız evliyalar. O zaman ubudiyet, ibadet, hangahlar arasıydı, işte terikatler, tesbihler, zikirler, fikirlerle anlaşıldı. Evet. Bu dil 1200'e kadar Hicri, 1200'e kadar gelecek. 1200'de dil Mehdi gelecek, şeyi teslim alacak. Hizmeti, o zaman ubudiyet cenahı değil de Risalet cenahına ortak. Mehdi devri. Mehdi devri, Peygamberimizin ubudiyet cenahından ziyade Risalet cenahına ortak. Ne etti Peygamberimiz? İslamiyet'i yaygı tebliğ etti mi? Risale-i Nur'da onu yapıyor. Bu değil, kıyamete kadar Mehdi'nin talebeleri Risalet cenahına ortak olarak da gelirdi. Çok büyük müjde bu. Ya Risalet cenahı. Ya Usta Teze mesela bak düşün. Ne nimetler cenahı. Şimdi Usta diyor ki Şirket-i Menevi bir nur talebesine diyor. Kendinden başka olan nur talebelerinin her gün sevabı bu defterine yazıyor. Allah Allah! Bu ne servet? Kendi ölecek deyir, ustadın ifadesi, günah defteri kapanacak, kıyamete kadar gelen nur talebelerinin sevabı bu defterine yazılacak. Allah Allah! Şükür bak öyle değil. Öyle değil yani. Evet hocam. Çok kârlı. Risale-i Nur mesleğiyle kurbiyete veya velayete giden yol, mutlaka akrebiyetten mi geçer? Tabii. Yani bu öyle yani. Risale-i Nur efendim böyle başka tarikat meşhur gibi değil yani. Anlaşıldı mı? Onlar böyle bir zamana, bir an bir şeye bağlı. Zamana tevekkuf ediyor. İşte onbaşıyken hani yüzbaşı olana kadar işte misal yani. Hani onun gibi zamana Risale-i Nur'da bir an bir ustadımız 15 günde bir talebe yetişiyor misal yani. Bir derste bir talebe yetişiyor yani akrebiyet yani o kadar ki bir derste bir talebe çok gördük yani bunları. Adam geldi bu yer değil seneler evvel Risale-i Nur'a karşı dedim hani okuyak da Celalettin Bey canım sen nedir bunu nereden çıkarttınız dedim bir okuyak var ya sen de bir şey dersinse de yani. O Sebahattin Bey var, onunla beraber geldiler. Nereden bunu çıkarttı, bu mezhepin dini? Onlar hani oturun arkadaşım. Oturturduk buna, dedi ama bir
Ben burayı bir okuyak bari ne siz de ne diyorsunuz. Oturturdum, 11. sözü okuttum, dinlettim. Ben bile dedim size, dedi bu eserden var mı? Hani gelmiş hiç kız, nereden çıkarttın? Var. Öyle mi? Hani sene bir tane. Bir tane meşrubattan okudum. Bunlar da var mı? Onlar da var. Bunlar da var mı? Yükledi eseri dinlettiniz. Adam hepsine geldi, bu da nur dolara çekiyor. Elhamdülillah. O zaman son bir soru daha var. Diyalog ve hoşgörünün hizmet-i Kur'aniye'deki yerini nasıl tanımlayabiliriz? Ya diyalog, bir yazı yazdım diyalog hakkında. He. Okudun mu onu sen? Sen okudun mu diyalog hakkında? Var ha. Diyalog, dinin temeli de peygamberimize, peygamberlik geldi, hemen Hazreti Mevşin yanına geldi, diyalog başladı oradan dedi. Ya bebeşi, bana beni Allah dedi, bir emin dedi, kimden başlayayım? Hani Hira Dağı'nda şey geldi ya, vahiy geldi, geldi efendim, kimine bir şey verdim, Hazreti Mevşin, peygamberlik gelmeden evvel de yani baraba ediler bunlar. Dedi ya Mevşin, yani böyle böyle oldu. Sen ne dersen, ben kimden başlayayım? Dedi, kimden benden başlayayım? Bir söz, ya. Ne diyeceğim? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Onun için ben bu yâri garim bir Hazreti Ebu Bekir değil, sizden bunun üstünlüğü değil. Çok namaz kıldığımdan, çok oruç tutmadan, çok zekatimden, çok zekatimden değil. Yine bu değil efendime söylemi. Ben buna karşılaştım ama da benden bir delil, şey, hücresi sormadan bizi tesir ettik. Allah razı olsun. Evet, böylece Nur Forum'daki kardeşlerimize binler selam söylüyorum. Allah razı olsun. Evet. Bu ara bu kardeşimize de kalksan ve dirilsen kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet. Hizmetlerine. Bunu da biz de Cenab-ı ömrünün sonuna kadar Allah bu hizmette istihdam eylesin. Amin. İhlas ile, sadakat ile, sıhhat afiyet ile. Bize sıhhat afiyet de lazım. Ha. Çünkü servet de lazım, sıhhat afiyet de lazım. Bu işi gemi geçsin yani. Kaseri yine bu iş olmaz yani. Diyelim ya Rabbi kaseri, başka o cihad etmeyenlere ver, o kadar var şunlar. Evet. Subhaneke la ilme lana illa muallemtene inneke entel alimul hakim. Ve afiru davahu men ilhamdülillahi rabbil alemnen. Fatiha ma salam. Allah razı olsun benim hafif. Sen Ayşat, benden çok sarap dua getir. Allah razı olsun. Allah de seni de bizi de ihlas ile, sadakat ile, sihhet, afiyet ile canımızdan sana der, selam ve şükür. Nur Forum için de diyor, dua edin. Nur Forum için de inşallah. Evet, bu künbet. Künbet medresesi. Künbet medresemiz, Erzurum'da ilk Nur medresemizdir. Fethullah Hoca Efendi burada 10 yıl Mehmet Kırkıncı hocamızla birlikte kalmış, birlikte tedrisat görmüş ve şu seccade bizzat Fethullah Hoca Efendi'nindir. Namazı o kıldırırdı burada. Efendim, teravihleri kıldırırdı. Şu güzel kokular da onun hatırasıdır, onun hediyesidir. Evet, Fethullah Hocamızın hediyesidir bu güzel kokular. Evet, işte bu kümbette, bu karanlık kümbet diyorlardı. Fakat rahmetli avukat Bekir Berkalı burayı nurlu kümbet yaptı artık. Karanlık değil de nurlu kümbet artık. Evet. Allah rahmet eylesin. Buranın nurlu kümbet dedi. Hoca Efendi'nin burada çok hatıraları var. Nur Forum'a da binlerce teşekkür ederiz. Selamlar gönderiyoruz. Allah ebeden razı olsun. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Mektupta yazabilirler 40. hocamıza. Cevabını en güzel manada alırlar inşallah. Teşekkür ederim. Bu tesbihi Nur Forum'a efendim mesela bir hediye olarak şey, sevgimizin ifadesi bu.
tesbih. Öyle değil mi? Duamızın ifadesi bu tesbih. Hizmetlerini takdir etme ifademiz bu tesbih. Onların namını şey yapalım. Hoca Efendi'nin kokularıyla da gönderelim sizi. Mahmut Forum'a selamlar, dualar. Allah muvaffak etsin. Hadi bakalım. Yeah.